Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Geldi Eylül ayı diyelim yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Siz artık 9. sınıf yani lise öğrencisiniz. Şimdi sistem tamamıyla ortaokul kısmından farklılaşacak. Peki biz bu yıl 9. sınıf olarak coğrafyada neler göreceğiz neler öğreneceğiz? Gelin hep birlikte şöyle ünitelerimize onların da içeriklerine bir göz atalım. Burada dört tane ünite kısmımız var. Birinci ünitemiz doğal sistemler, ikinci ünite beşeri sistemler, üçüncü ünite küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, dördüncü ünite ise çevre ve toplum. Öncelikle birinci ünite dediğimiz doğal sistemler geniş bir konu başlığını içermekte. Burası biraz daha zor kısım. Burada ne göreceğiz? Coğrafya bilimi, insan doğa etkileşimi, bunun dışında coğrafyanın alt bilim dalları, alt bilim dalına yardımcı bilim dalları ve coğrafyanın tarihsel süreçteki gelişiminden bahsedeceğiz. Sonra bu ünitenin ikinci bölümünde ise dünyanın şekli ve hareketleri kısmından bahsedeceğiz ki burası biraz daha sizin kafanıza oturmayacak zor kısım. O yüzden buraya biraz daha tedbirli dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Dünyanın geoid ve küresel şekillerinin sonuçlarından dünyanın günlük hareketi yıllık hareketi yani eksen hareketi eksen eğikliğinden bahsedip burada dört tane önemli tarihimiz vardı ortaokuldan da hatırlarsınız 21 Mart 23 Eylül 21 Haziran ve 21 Aralık tarihi bu tarihlerde dünyada ne gibi durumlar meydana geliyor. Bunlardan güzel bir şekilde bahsetmiş olacağız. Üçüncü bölüm yer ve zaman. Yani burada neler var? Koordinat sistemi dediğimiz. Burada görmüş olduğunuz paralel ve paralele istinaden bir ifade daha söyleyeceğiz. Enlem kısmı. Meridyen ve meridyene istinaden bir ifade daha söyleyeceğiz. Boylam kavramlarından bahsedip. Boylamın etkisi olan zaman kavramından konum ifadesinde ise Türkiye'nin coğrafi konumda bahsedeceğiz. Yani mutlak ve göreceli konum ifadesi bahsetmiş olacağız. Bu ikinci ve üçüncü bölüm sizin için bir tık daha zor. Birinci bölümü işlediğimizde evet çok kolay diyeceksiniz ama ikinci, üçüncü bölümde biraz zorlanacağız. Ancak bunun da güzel bir şekilde üstesinden geleceğiz diyelim. Doğal sistemlerde dördüncü bölüm kısmında ise harita bilgisi yani harita okur yazarlığı var. Burada haritalardaki temel kavramlardan bahsedeceğiz. Projeksiyon yöntemlerinden, harita çeşitlerinden, haritalardaki ölçek çeşitlerinden, haritacılığın tarihsel süreçteki gelişiminden ve en önemli kısım nedir? Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemleri yani kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi ve izohips yöntemine bahsetmiş olacağız mesela şu sağ tarafta görmüş olduğunuz projeksiyon yöntemleri. Bunların hepsini güzel bir şekilde öğrenmiş olacağız. Beşinci bölüm atmosfer ve iklim. Burası da ciddi anlamda uzun bir kısım. Yani birinci dönem boyunca bunları işleyeceğiz hep birlikte. Burada atmosferin özellikleri katmanlarından bahsedeceğiz. Hava olayı, hava durumu, iklim gibi ifadeler, iklimin etkilerinden bahsettikten sonra iklim elemanları diyeceğiz. Burada üç tane iklim elemanı var. Bunlardan bir tanesi sıcaklık. Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörler, sıcaklığı göster gösterdiğimiz haritalardan bahsedeceğiz. Daha sonra basınç, basıncın yeryüzündeki dağılışı ve buna istinaden meydana gelen rüzgarlardan bahsetmiş olacağız. Yani burada kavramımız çok ciddi anlamda fazla. Ve son ifadede de nem ve yağış, nem çeşitleri, yeryüzündeki yağış çeşitleri, yağışın oluşumu, yeryüzündeki yağışın dağılışından bahsedip iklimle ilgili dört dörtlük bir altyapı oluşturduktan sonra geniş ölçekte dünyada görülen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz mesela bir ekvatoral iklimin sıcaklık yağış grafiği bunun gibi birçok grafik görmüş olacağız. Bu grafikleri güzel bir şekilde yorumlayıp bunların toprak ve bilki toplulukları nüfusla ilgili özelliklerinde şöyle üstesinden gelmiş olacağız diyelim. Şimdi dünya ölçeğinde iklimi gördükten sonra Türkiye'de görmezsek olmaz. Türkiye'de iklimi önce Türkiye'nin iklim elemanları sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış olarak anlatacağız. Sonra Türkiye'de görülen iklim tipleri neler? Yani karasal iklimin türevleri var. Orta Anadolu tipi karasal iklim, Kuzey Doğu Anadolu tipi karasal iklim, Güney Doğu Anadolu, Trakya tipi karasal iklimler var. Bunların özellikleri neler? Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi bunların özellikleri neler? Bu alanlarda görülen bitki toplulukları, toprak tipleri nedir? Bunlarla ilgili de güzel bir konu anlatımı gerçekleştirmiş olacağız. Ben size şöyle söyleyeyim. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci bölümü güzel bir şekilde halledersek bence TYT'nin yüzde %60'lık kısmını hallederiz. Neden? Çünkü buradaki söyleyeceklerimizi mesela beşeri sistemlere geçtiğimizde yerleşmede, nüfusta da kullanmış olacağız inceden. O yüzden bu ilk 5 bölüm yani doğal sistemlerin ilk 5 bölümünü güzel bir şekilde bitirmemiz gerekmekte diyelim. Sonra geldik ikinci o ünite dediğimiz beşeri sistemler kısmında. Burası biraz daha kolay. Yani o zor konuları gördükten sonra buraya geldiğimiz zaman burası size leplebi gibi gelecek. Çok rahat bir şekilde kavrayabileceğiniz konu kısımları var. Ne var burada peki? Yerleşmelerin yer seçimi ve gelişimi. Dünya ölçeğinde insanlar nerelerde ilk yerleşim birimleri kurmuş? Buraların ortak özellikleri neler? Dünyada yoğun ve seyrek yerleşme alanları var mı? Yerleşmeye ait doku ve tipleri. Toplu dokulu yerleşme, dağınık dokulu yerleşme, kıyı boyu yerleşme, hat boyu yerleşme, çizgisel yerleşme. Bunlardan bahsedeceğiz. Burası bizim için kolay. Dünya ölçeğinde bahsettikten sonra bakın dikkat edin bu sefer nereye geldik? Türkiye'de yerleşmenin tarihsel üreşteki değişiminden gelişiminden de bahsedip bu ikinci ünitede beşeri sistemler dediğimiz kısmı bitireceğiz. Üçüncü üniteye geliyoruz. Küresel ortam bölgeler ve ülkeler. Burası bizim için şu anlamda önemli harita. Yani ben dünya haritasında ya da Türkiye haritasında işaretli bir yerin neresi olduğunu biliyorsam ve buranın özelliğini az buçuk tahmin edebiliyorsam bu konu hakkında rahat bir şekilde soruları ve konuyu güzel bir şekilde halledebiliriz. Bak burası bir konu değil. Baş başına farklı bir bir konu değil. Aslında şöyle. Mesela bölge ve türleri diyor ya. Burada mesela Çatalcı Kocaeli Platosu'nu vermiş İstanbul ve çevresi. Burası nüfusuna göre yoğun nüfuslu bölge. İzmir ve çevresi yoğun nüfuslu bölge. Mesela Adana çevresi yoğun nüfuslu bölge. Aslında ben burada nüfusla ilgili işlemleri yapıyorum. Ya da Yıldız Dağları, yeryüzü şekillerine göre dağlık bölge, nüfusa göre seyrek nüfuslu bölge. Aslında burada bir konu işlemiyorum fark ettiyseniz. Burada genel itibariyle Dünya ve Türkiye ölçeğinde verilen bir yerin neresi olduğu ve oranın ne gibi özelliklere sahip olduğunu sorgulatmak istiyoruz. Nasıl? Mesela bize burayı verdi. Onun dışında bir de Taşeli platosunu verdi. İklimine göre hangi iklim bölgesi? Akdeniz iklim bölgesi. E ben bu iklimi nerede gördüm? O biraz önceki iklim bilgisinde Türkiye'de iklim kısmında gördüm. O zaman yeni bir şey öğrenmedim aslında ben burada. Neyi öğrendim? Önceki bildiklerimi burada uygulamayı öğrendim. O yüzden burada da bol bol harita çalışması yapacağız. Güzel bir şekilde eğlenceli bir şekilde bu kısmı da bitirmiş olacağız. Geldik şimdi 9 sınıfta göreceğimiz son ünite yani dört tane ünite var dedik ya size. Bir doğal sistemler, iki beşeri sistemler, üç küresel ortam bölgeler ve ülkeler, dört ise çevre ve toplum. Burada geniş ölçekli bir konu göreceğiz. İlk başta mesela o birinci ünitede doğa insan etkileşimi dedik ya burada insanların doğal çevreyi kullanma biçimlerinden bahsedeceğiz. Yani burada görmüş olduğunuz gibi denizin doldurulmasıyla yapılmış bir havalimanı var ki bu havalimanı Türkiye'de yer almakta. Orge Havalimanı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda hemen şu kıyı şeridindeki sahil yolunda görebilmekteyiz. Burada da gene insanların doğal çevreyi kullanma biçimine örnek oluşturacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda insanların doğal ortamda yapmış olduğu faaliyetler sonucunda doğayı etkilediği durumlar da yer almakta. Mesela insanların hem atmosfere hem hidrosfere hem litosfere hem de biosfere etkisi var. Bunlarla ilgili de nasıl bir etkiye sahip bu etkiler sonucunda neler meydana geliyor bu kısımda görmüş olacağız. Biraz daha çevre bilinci kazanacağız diyelim. Tabii ki de ben dersimi anlattıktan sonra beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hep bunu göstereceğim diyeceğim ki sıfırdan dokuza konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açın doğal sistemler ilk konumuz doğa ve insan sayfa 10 12 14 16 18 diyeceğiz ve ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde sol taraftan takip edeceksiniz ve aynı zamanda dersimiz bittiğinde sağ tarafta görmüş olduğunuz çoktan seçmeli testlerimizi de çözeceksiniz ve takıldığınız noktalarda üst tarafta görmüş olduğunuz karikatı okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden ulaşabilirsiniz. Bakın her yayınladığımız videoda biz size bu kitaplarımızdan sayfa aralıklarını güzel bir şekilde söyleyeceğiz. Sıralı sistemde burası gidecek. Peki biz bu kitabı nereden temin edeceğiz dersek sana en yakın Tonguç Kırtasiyesi'nden bu kitabı alabilirsin. Aynı zamanda videonun altına link bırakacağız ve bu linki tıklayarak da kitabımıza ulaşabilirsiniz. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.